Asla böyle bir şey yapmaz. Muhakkak bir şey gördü ya. Ekmekleri yiyor lan. Lan bırak. Bakın tam şu ışığın vurduğu noktada. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz, ben iyiyim, varım. Sizler de iyisinizdir. Bugün çayımızı burada yapacağız. Aşağı yukarı öğlen oldu. Koyunlar da yatacaklar. Biraz da otlarlarsa yatacaklar zaten. Mükemmel bir ot var şu anda burada. Daha önce kimse buraya gelmemiş. Bakın bu kuzucuktan orada bile kar var. Koyunlar yatacağı noktada. Keşkine kazı çalışması yapıyor. Heş! Hani yüzer ne oldu ya? Biraz tuhaf olmuş. Ne yapıyorsun Çeş? Ben de bakabilir miyim? Hah? Bir şekilde ben de bir bakayım. Sakin ol. Bak tırnaklarını kıracaksın, orada taş var. Ben de bakayım şimdi. Delik falan yok ki, sen neye kazıyorsun orada? Oo, ayaklar kesilecek arkadaşlar. Bunu şimdi alıp başka yere göstereyim bile, bu laf anlamayacak şimdi. Burada uğraşma ya, git şu tarafa oğlum ya. Gel. Suyumuz da kaynadı herhalde. Bakalım. Oo, kaynamış. Bunu kenara alıp bir dem atalım. Sucuğumuzu da buranın üzerine koyduk. Bu da burada biraz kızarsın. O arada zaten çay demlenir. Koyunlar da şu anda iyi yatıyorlar. Çelikler yerinde. Bir an önce kızarsa da yesek, bayağı bir acıktım. Sucuğumuzu kızarttık. Çok daha iyi kızardı. Şimdi yeme faslına geçelim. Hikmetimiz de bir anda ısınıyor. Çayımız da bu sefer gerçekten güzel oldu. Tadı tam istediğim gibi. Mahsun bugün çok iyiydi arkadaşlar. Hiçbir şekilde ne ekmekleri çaldı, ne bardağı kırmaya çalıştı, ne de çayı dökmeye çalıştı. Şimdi onu ödüllendireceğiz. Mahsun! Mahsun! Şşşt! Kaşınıyor içeri ata. Mahsun! Gel, 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 gel. Gel bakalım, gel. Çekingen olarak gelme. Güzel gel. Hızlı gel oğlum, koş! Mahsun koş! Bugün çok iyiydin. Aferin. Dur. Tamam, bir sakin ol. Al bakalım ekmeklerini. Bugün performansını beğendim Mahsun. Hiçbir saldırı hareketinde bulunmadın. Ben yemeğimi yiyene kadar şu aşağıda yatıyordu arkadaşlar. Şimdi ödülünü vereceğiz. Dur bakalım, biraz daha verelim. Dur. Hemen aramaya başladın yine Mahsun. Dur. Şşt, tamam. Bak ekmeklere yakın gitme. Hayda. 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 Bugün Mahsun'a iyi dedik. Taş taş. 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 Git. İyi dedik. Kötü çıktı. Çok güzel. Zaten ben bir şeye ne zaman iyi dersem 5 dakika sonra ya nazar değiyor ya da ölüyor.
ya da böyle artistlik yapıyor arkadaşlar. Git. Şşş, tamam vurma. Vereceğim 5 dakika, bir dur, bir ekmek vereceğiz, dur ya. Bir 2 dakika sakinleştim. Git. Dur. Tamam dur bir ya. Dur. Şurada bir dur 5 dakika. Şimdi gelebilirsiniz efendim. Masum. Masum. Gel. 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 O da sinirlenmiş ki. Şimdi git bir dolaş, bir daha gel. Bir daha vereyim. Bakın bir git bir dolaş. Git bir dolaş Masum. Kafa atma. Git bir dolaş. Kulaklarından yakalarsam seni var ya. O zaman gününü görürsün ha. Uzun kulaklı seni. Kulakların da yakalanmasından arkadaşlar nefret ediyor. Bakın şimdi. Şu kulaklar kimin kulağı ya? Kimin kulağı ya? Masum mu bunlar? Yoksa fil misin sen, teke misin? Belli değil. Kulaklarının yakalanmasından nefret ediyor. Ben de onu böyle uzaklaştırıyorum. Kulaklarını yakalıyorum. Hadi git. Haydi yavrucuğum, bitti. Yeter artık. Şşş, tamam lan. Kulaklarını yakalayayım da sen bir gör. Kulaklarından bir tutayım seni de. Kulaklarından bir çekeyim seni. Değil mi? Getir kulaklarını. Kulaklarını tutunca adam psikopatlaşıyor. Getir getir. Hiç bırakmıyor ya, o kadar. Refleksleri mükemmel ki, alışmış bir de. Yakalandın. Çarata seni. Hadi. Bak diğer keçiler ne kadar akıllılar. Bir de sana bak ya. Şşş, dur. Vurma. Lan. Hadi git. Güle güle. Diğer keçilere bak, bir de sana bak. Tamam 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 tamam. Sen daha iyisin. Tamam tamam. Git. Lan. Allah'ım şimdi bayılacağım. Ekmekleri yoğurt lan. Lan bırak. Ekmekleri bak ne yapacağım. Lan bırak ekmekleri. Vallahi bir şey, öğleden sonra yiyecek bir şey yok. Git hadi git. Git git. Hadi git. Aslında öğleden sonra yemeğimiz yok ki. Git git. Aha bardağı kıracak. Bardağı şuraya koyalım. Dur oraya karışma. Hayda. Buyur buradan ya. Burada ne varmış? Burada ne var? Bıçak bıçak dinlemiyor. Bak git. Burada ne var bak. Kulaklarını keserim senin bak. Masum. Bıçağa bak Masum. Seni valla batırırım bıçağı şimdi ha. Şöyle karnına bir darbe. Masum bayılacağım şimdi. O kadar mı şovsun ya? Yani bir iyi dedik ya sana. Sana iyi dedik. Şşt, bardağa karışma hadi. Bıçağı bir saplayacağım böyle. Bağırsaklarını ortalık yere dökeceğim seni şimdi ha. Yeter artık. Tamam lan lan. Koş. Hadi git git hadi. Git. Masum hadi git. Nasıl bir hayvansın arkadaş sen ya? Psikopatın en önde gidenisin ya. Ya bunlar da keçi. Şu da keçi. Ya bir de senin kızın. Ama sen bambaşkasın ya. Hadi git hadi. Ya. Bununla biraz cebelleşeceğiz arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Kulağımdan bir yakalasam aslında. O da bir şey yapamaz da. Ama çekmek istemiyorum aslında ona göre. Hadi görüşürüz. Bu sene bayağı bir kar yağmış. Bakın hala karlar kalkmadı değil mi de bayağı bir kar var. Koyunlar da kayak yapıyor herhalde şu anda. Yani her sene burada çok az kar oluyordu. Bu sene mükemmel bir kar var. Demek kışın iyi bir kar yağmış. Ve şu an ot da güzel. Yani herhalde iyi bir sene olacak. Sürekli koyunları böyle karların olduğu yerlere getiriyorum. Karın altından çıkan taze otlar daha yararlı. Keş yakurt gördü ya da kokusunu aldı arkadaşlar. Deli gibi yanımdan fırladı. Şu anda ben de gidip ondan önce bakıyorum. Bir şey var mı yok mu diye. Ama yanımda öyle bir geçişi var ki yani.
Mermi gibiydi. Dikkatli bir şekilde bakalım buralara. Zaten buralar tehlikeli bölgeler. Tam kurtların sevdiği bölge. Böyle ufak ufak tepeler var, çukurlar var. Hayvan burada saklanabilir. Keş nerede? Bakın keş böyle sanki bir yere kenetlenmiş gibi. Durmadan koşuyor. İz peşinde değil aslında. Bir şey görmüş gibi koşuyor sanki. Boş yere asla böyle bir şey yapmaz. Muhakkak bir şey gördü ya da kokusunu aldı. Sürü de şu an çok dağınık bir durumda. Yani kurtlar için açık bir pozisyonda yani. Bakın Ece'yi tarıyor. Kesinlikle bir şey var ya. Köpek böyle yapmaz. Bakın şu anda ize düştü. Belki de biraz önce kurt buralardan geçti. Şu an tarama yapıyor. Tabi bozuk keşin gittiğini görmedi. O şu an benim yanımda. Keş yukarıdaydı, o aşağıdaydı. Keş birden fırladı. Ve buradan bir şey geçmiş. Köpek ize gidiyor. Büyük ihtimalle kurt var. Biz hemen sürüye doğru dönelim. Sürüyü bir toparlayalım. Keş zaten oraları halleder. Sürünün yarısı aşağıda kaldı. Yarısı da tepenin bu tarafında kaldı. Ben de pek göremiyorum. Yani drone olmasa sürüyü pek göremiyorum. Çünkü acayip dağıldı. Bakın arkası burada. Burada öyle bir kötü yer ki. Her taraftan saldırıya açık. Bozuk da yanımda. Bu da ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Şimdi sürüyü bir araya toplayalım arkadaşlar. Bakın koyunlar bu tarafa doğru aşıyorlar. Yalnız şimdi eve gitmeliyiz. Hem toplayacağız hem de bir bakacağız bir şey var mı yok mu diye. Sürüde bir sıkıntı var mı yok mu diye. Ama keş tehlikenin farkına vardı. Burada bir sıkıntı yok. Koyunları çevirdik. Şimdi şu sırtın arkasına bir bakalım. Bunlar da geliyor. Şu anlık iyi toplandılar. Bakın koyunlar tam bu tarafa doğru sürdük. Arkadaşlar şimdi Bozok'un kardeşini aramaya gideceğiz. Bütün köpekler eve geldi yalnız. O gelmedi. Bayağı bir zamandan beri yok. Diğer kardeşi burada. İkisi sürüdeymiş. Biri geldi. Biri aşağı yukarı 5-6 saattir yokmuş. Şimdi amcamın arabaya binip gidip sürünün bugün geçtiği yerlere bakacağız. Nerede diye. Ya küçük. Bu Bozok'un diğer kardeşi. Diğer o kırmızı var ya, Bozok'a benzeyen kuyruk tutan yavru yok. Gidip şimdi dağlarını arayacağız. Ne oldu, köpek nerede kaldı? Bir şeyle boğuştu, yaralandı mı? Gidip hep beraber göreceğiz şimdi. Gidip arayacağız. Bakalım. Şimdi arabaya park ettik ve köpeği arayacağız.
Şu anda uzakta bir göz gördük. Şurada bir karartı var. Oraya doğru ilerliyoruz. Köyden burada 3-4 km uzak bir yer. Bakın tam şu ışığın vurduğu noktada köpek ve koyun yanına yatıyor. Koyun var herhalde orada. Bu ne ya? Bir önce koyun bak. O zaman ne oluyor da? Bir koyun burada kalmış arkadaşlar. Aslan parçası. Tamam biz. Dur tamam. Koyun burada ölmüş. Aslan abi koyun burada ölmüş. Kurtaran tutmamış koyunu. Köpek de terk etmemiş. Şimdi köpeği alıp götüreceğiz. Aferin bozun. En güzel oğlu buydu arkadaşlar. En karakterlisi de bu çıktı. Bunu amcama vermiştim. Çok da güzel bakmış. Ya burada beklemek çok büyük cesaret. Şimdi o köpeği alıp götüreceğiz. Köpeklere götüreceğiz. Yalnız köpek koyunu kesmemize izin vermiyor. İçini boşaltacağız koyunun. Amcam bıçağı götürdü zaman bakın köpek hemen engelliyor. Hadi git oğlum hadi. Hadi. Evet. Dur. Aferin benim oğlum. Koyunu şimdi boşaltıp götüreceğiz, arabaya atacağız. Koyunu bunu yemesi lazım arkadaşlar. Aferin aynı bozo ya. Tam tutacağız. Ya şu, şöyle köpekleri anlatanlar var ya, köpek böyle olacak, şöyle olacak diye. Onlara gelsin bu. Annesi Anadolu çoban, babası Kangal. Yani bu iş böyle fiziksel özellikle falan olmaz. Köpeğin içinde olacak. Aferin oğlum dur. Uzun küçük oldu dur. Tyson da özlüyoruz kardeşi bu. İşte bunların dayısı. Bozo tabi babası bunların. Üçlünün. Köpeği de arabaya attık, koyunu da şimdi götürüyoruz. Ev buraya bayağı bir uzak. Böyle bir sahiplenmiş ki koyunu. Köpeği koyunun önüne bağlayacağız. Ağının önüne. Koyunu da indirip buna vereceğiz.